Şimdi yeni bir modüle başlıyoruz arkadaşlar. Metinlerle yani string ifadelerle çalışmak. Bu noktada stringlerle ilgili çalışma her programcı için hem kolaydır hem de önemlidir arkadaşlar. Nedeni çünkü genellikle verilerle çalışırız ve metinsel olan verilerde bu metinler üzerinde oynamalar yapmamız gerekmekte. Örneğin bir metnin içerisindeki bir karakteri veya karakter setine bir ifadeyi aramaktan tutun, o metin içerisindeki bazı karakterleri değiştirmeye kadar birçok uygulama söz konusudur. Bu yüzden File New Project diyerek yepyeni bir projeyle başlayalım. Şöyle ki Next diyelim. Şöyle Strings Demo diyerek bir proje oluşturalım ve bu ekranda çalışalım. Evet, yorumu da sildikten sonra başlayabiliriz. Arkadaşlar elimizde bir metin olduğunu varsayalım. String şöyle mesaj diyelim. Türkçe olarak yazıyorum bunu. Şöyle ki geldim buraya. Bugün hava çok güzel diye bir metnimiz olduğunu varsayalım. Şimdi tabii ki biz basit bir şekilde şöyle system.out.println ile bu metni ekrana yazdırabiliyorduk. Deneyelim ve çalışsın. Ve ekranda bugün hava çok güzel şeklinde yazdı. Güzel. Şimdi artık ilerletelim bu mevzuyu. Şöyle ki ben metnin belirli bir indeksindeki elemana ulaşmak istiyorum. Öncelikle stringlerin yapısını daha önce söylemiştim ama yine bir tekrarlamak istiyorum. Stringler arkadaşlar bir karakter dizisidir. Yani aslına bakarsanız bu bir dizidir, bir char array'dir ve içerisinde buradaki elemanların her biri tek tek mevcuttur. Öyle düşünebilirsiniz. Bu bakımdan olaya bu çerçeveden baktığımız zaman bizim için işler kolaylaşacaktır. Şimdi gelin yavaş yavaş işlemler yapalım. Şöyle ki bugün hava çok güzel ve System.out.println'in altına geliyorum. Şöyle ki System.out.println diyerek eleman sayısı yani karakter sayısı eşittir mesaj nokta length. Bu fonksiyon bize eleman sayısını verecektir arkadaşlar. Bakın bugün hava çok güzeldi. 20 tane eleman varmış yani karakter varmış diyebiliriz. Bir diğer örnek de şöyle bir şey olsun arkadaşlar. System.out.println diyerek örneğin 5. eleman diyelim. Şöyle 5. eleman. Peki burada ne yapacağız? Benim amacım burada benim elimdeki string ifadenin 5. karakterini bulmak olsun. Dolayısıyla bunun için kullanacağım fonksiyonlar mevcut. Char at arkadaşlar. 5. eleman sıfırdan başladığım için 4. indeksteki elemandır. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman bugün hava çok güzeldi 0 B 1 U 2 G 3 Ü ve 4 N kısacası 5. karakter N olarak karşımıza çıkacaktır. Baktığımız zaman bakın bu noktada 5. eleman N olarak yazmış bulunduk. Evet, bu char eti arkadaşlar hani bir dizi olduğunu söyledik ya dizinin dördüncü elemanı olarak düşünebilirsiniz. Yani kısacası dördüncü indeksteki elemanı yani beşinci elemanı olmuş oluyor. Bunu niçin kullanıyoruz bu char eti? Genellikle işte bir metinde bizim belli bir karakterdeki değeri yakalamamız gerekiyor. Mesela işte bir kişinin TC kimlik numarası 1 ile başlıyorsa işte hani İstanbulludur. 2 ile başlıyorsa
İzmirlidir gibi mesela düşünebilirsiniz. Uydurdum tabii bu örneği. Hani bu tip durumlarda kullanırız. Bir diğer operasyonumuz ise iki tane metni birleştirmek olacak arkadaşlar. Yine system.out.println diyerek, bakın ben burada şunu yazdırmak istiyorum. Mesaj, bakın string nokta concat, concatenation'dan geliyor, birleştirmek demek. Concat neyle birleştireceğim? Bugün ama çok güzel. Şöyle sonuna güzelin şöyle sonuna bir nokta bırakayım. Şöyle bir boşluk bırakıyorum. Yaşasın. Bu arada boşluk da bir karakterdir arkadaşlar. Sonuna da ünlem bırakayım mesela. Dolayısıyla ben bunu çalıştırdığım zaman bakın şöyle bugün hava çok güzel nokta yaşasın. Ben tabii ki burada örneğin mesajı bir daha yazdırmaya çalışırsam system.out.println mesaj dediğimiz zaman bakalım duruma. Bakın arkadaşlar. Bakın bugün hava çok güzel yazdı. Neden? Çünkü siz mesaj.concat dediğinizde bu aslında yeni bir string oluşturuyor. Dolayısıyla onu illa daha sonra kullanacaksanız bir değişkene atamalısınız. Yani mesaj 2 eşittir mesaj.concat yaşasın diyebilirsiniz. O yüzden bunu özellikle göstermek istedim. Sildim burayı. Ctrl Shift Alt L ile kodu şöyle bir yapılandırıyorum tekrardan. Evet, concat'i de bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer operasyonumuz ise StartSuite ve EndSuite'i öğrenmek olsun. System.out.println diyelim. Mesaj.startSuite. Bakın burada hani bu kullanımları öğrenirken şu sağ taraftaki kısım tabii ki bu IntelliJ-IDEA'ya ait bir özellik. Hani diğer idelerde örneğin başta da gösterilebilir. Boolean. Bu hani sonuç bize Boolean olacak demek. Bu return eden metot demek. Bunu şu an bilmiyorsunuz. İleride göstereceğim ben size. StartSuite ne ile başlıyor mu? Örneğin B ile başlıyor mu? Bu arkadaşlar bize eğer B ile başlıyorsa true döndürür. B ile başlamıyorsa false döndürür. Bakın B ile başladığı için true döndürdü. Ama ben A ile başlıyor mu diye sorguladığım zaman false alacağım tabii ki. E peki StartSuite varsa bir de EndSuite vardır arkadaşlar. Şöyle ki EndSuite dediğimiz zaman bakın L harfi ile bitiyor mu şeklinde. Tabii ki nokta ile bitiyor. Şöyle nokta yapayım o yüzden. Nokta ile bitiyor. Nokta ile bitiyor mu? Bakın true olarak döndü. Neden? Çünkü hakikaten noktayla bitiyor. Bu arada örneğin StartSuite'de şöyle ben A deseydim, pardon B deseydim bu yine false olacaktı arkadaşlar. Eğitimin başında söylemiştim ama tekrarlamakta fayda var. Bakın false. Neydi? Java case sensitive bir dildir. Yani küçük büyük harf duyarlı bir dildir arkadaşlar. O açıdan bu kullanım önemli. Burası ancak büyük B ise true döner. Çünkü büyük B ile başladığı için. Evet, bu şekilde de şeyi öğrenmiş olduk arkadaşlar. StartSuite'i ve EndSuite'i öğrenmiş olduk. Bir diğer operasyon ise arkadaşlar şöyle mesaj nokta get chars dediğimiz karakterleri al isimli operasyon. Bakın şöyle get chars'ı bir parantez daha en baştan yazalım. Şöyle nokta get chars dediğimiz zaman bakın şuraya bu ifade arkadaşlar bizim için şöyle kullanımı İşte bazı editörlerin böyle maalesef. Şöyle bu bizim için şey bir operasyon. Void denilen bir operasyon. Yani bir şey döndürmüyor. Bunu da bilmiyorsunuz önemsemeyin. Bu noktada get chars diyelim. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bakın src begin.
Örneğin ben bugünün ilk 5 karakterini almak istiyorum. Dolayısıyla sıfırdan başla. Sonrasında nerede bitirelim? 4'te bitir. Sonrasında bakın bunu nereye aktaracağım? Ha, benim demek ki get charts arkadaşlar bana bir adı üstünde karakterleri ver. Demek ki bir char array istiyor benden. Yani onu bir char array'e atmaya yarıyor. Bu noktada char array karakterler diyelim eşittir new char array diyelim ve kaç karakter? 5 eleman olsun. Dolayısıyla burada karakterlere ata demek. Kısacası 0'dan 4'e kadar ki elemanları karakterlere ata diyebiliriz. Bu noktada peki bunu ilgili şeyin, bakın DST dediği destination, hedef. Hedef de demek yani şu karakterler. 0'dan itibaren 4'e kadar karakterlere ata. Peki karakterleri kaçtan başlayayım atamaya? Örneğin 20 tane karakter olabilirdi burası. Ya da 25 karakter olabilirdi. Ama ben 5'ini aktaracağım. Kaçınına, hani ilk kaça aktarayım veya kaçıncı yere aktarayım. Bu böyle bir şey. Demek ki 0'dan itibaren. Yani bu şu demek. Karakterlere ata. Ve karakterlerin 0. indeksinden itibaren aktar demek. Yani bu durumda işlemimiz şöyle çalışacağı zaman şöyle ben onu yazdırayım isterseniz out.println diyelim ve karakterleri şöyle yazdırmaya çalışayım. Bakalım ne olacak? Bir şey göstermeye çalışacağım size. Bakın ben bu karakterleri yazdırdığım anda message.getCharts dediğim zaman şu karakterleri yazdırdığım zaman sıfırdan itibaren 4. Bu arada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Özür diliyorum. Bu getCharts'a özel bir durum. 4'ü dahil etmiyor. 5 demem gerekiyor o yüzden. Şöyle çalıştırdığım zaman nispeten hani az kullanılan bir fonksiyondur ama işinizi görebilir belli noktalarda. Evet, getCharts'ı da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi yoğun kullanılan bir şeyden, bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. System.out.println diyelim. Burada da diyorum ki message.indexOf. Message.indexOf belirttiğim karakterin, ister string ister karakter olarak yazabilirim. Yani şöyle de yazabilirim, şöyle de yazabilirim. Bu karakterin mesajın içerisinde kaçıncı eleman olduğunu bulmaya yarar. Örneğin A'yı arayalım. Index of A diyelim. Bakın yazdığım zaman şöyle, bakın sonuç olarak bize 7 verecek. Yani 0, 1, 2, 3 ne verdi? 7 verdi değil mi? Şöyle pardon, bugün de 0, 1, 2, 3, 4 mesajı değiştirmedik değil mi? Biz 5, 6, 7. Evet doğru. 7. karakterim artık benim için A olacak. 0'dan başladığımız için A'yı buldu. Dikkat edin, başka A'lar da var. Arkadaşlar ilk bulduğunu verir ve operasyonu bitirir. Yani sonraki A'ları önemsemez. İlk bulduğu A'da iş aramayı bitirir. Örneğin biz burada şöyle direkt A yerine string olarak şöyle bir metni de arayabiliriz. Yani bu metnin içerisinde av var mı? Bakın yine 7 verdi. Yani şu avı bulduğu için. Bunun bir de tam tersi söz konusu arkadaşlar. Eğer baştan aramaya başlama varsa bir de last index of. Bu ise arkadaşlar aramaya en sağdan başlıyor. Yani bugün hava çok güzel deki örneğin E'yi arayalım. Bu bize bakın normalde baştan başlasaydı işte 12, 13 neyse onu verecekti. Ama sağdan başladığı için 0.1 ile 2 ise E olarak verecek idi. Bakın güzel. Aramaya sağdan başladı yani.
pardon 2 verecek dedim. Özür diliyorum orada. Yine baştan indeks numarasını verir. Özür. Ama aramaya sağdan başlar. Bunu ispatlayalım. Örneğin A az önce 7 dönüyorken last index of'ta şöyle şu A'yı dönecek. Neden? Sağdan başladığı zaman ilk A bu. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verecektir. Bu işlem sonuç olarak arkadaşlar. Bakın bu da bize 9 verdi. Bu arada ben yazarken otomatik tamamlamalar yapıyor. Bu şekilde Java'da bunu metotlarda size göstereceğim. Böyle bu şekilde src begin, src end, dst begin gibi hani hangi özelliğe değer atadığınızı da bu şekilde verebiliyorsunuz. Ama şu an önemsemeyin onu. Onu otomatik atadı IntelliJ diye. Daha sonrasında ben fonksiyonlarda bunu size güzelce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.